sefer aman dizim var sakın kanalı değiştirme. Ben de ne diyorum, aman tarifler geliyor sakın kanalı değiştirmeyin. Bugün güzel tavuklu bir ekmek tarifi veriyoruz ve yanında da krep, ama içerisinde böyle elmalar var, iri iri kuru üzüm var ama çekirdekli, böyle koyu renkli, harika bir tarif. Şimdi kağıdınızı kaleminizi hazırlıyorsunuz, programımız başlıyor. Eyvah, kapının zili çaldı, işiniz geldi. Eyvah, çocuklar da okuldan gelmek üzere. Masanız hala boş. Masanızın boşluğunu pastane tavuklu ekmek dolduruyor. Sakın kaçırmayın. Çocuklar, ekran başına, sofralarda, kahvaltılarda şenlik var. Şenliğin ismi elmalı krep. Hanımlar, çocuklarınızın yüzünde gülümseme görmek istiyorsanız bu tarifi kaçırmayın. Lezzetli, güzel bir tavuklu ekmek yapıyoruz. Şimdi tavuklu ekmek deyince, nasıl yani, tavuklu ekmek mi oluyor? Evet, tavuklu ekmek. Sebzeli ekmek yapmıştık, şimdi de tavuklu ekmek yapıyoruz. Neler var malzemelerde, ona bir bakalım isterseniz, nasıl oluyormuş bu? Bir kere zengin bir ekmek yapıyoruz. Zengin ekmek nedir? İçerisinde şeker ve yağ olan ekmeklere zengin ekmek deniyor. Bunun için sert bir una ihtiyacımız var. Su oranı yüksek bir şekilde tutacak olan una. Ve buna 5 bardak, yani bu tarz 5 bardak una ihtiyacımız var. Arkasından bakıyoruz malzemelere. Mayamız var, şeker, tuz, sıvı yağ, yumurta kullanacağız ve su. Ekmek için olan malzemelerimiz bunlar. Daha sonra tavukla ilgili malzemelerimize gireceğiz ama onu şimdi söylemiyorum. Peki. Söyleyeyim mi? Şimdi söyleyeyim. Hadi malzemeleri, diğerlerini de söyleyeyim. Onları da hazır edin, devam ederiz. Tavuğumuz var, soğan kullanacağız. İşte biraz sarımsak ve havuç, kapya. O kadar. Bitti işte. Malzemeler bunlar. Malzemelerin iç kısmıyla, yani iç malzemeyle siz kendiniz de oynayabilirsiniz. Mesela mantar ekleyebilirsiniz, kekik ekleyebilirsiniz. Yani bu tarz şeyler. Peki, bakıyorum öncelikle sert bir unum var. Arkasından yaklaşık bir yemek kaşığı. Hatta şöyle ölçerek gösterelim. Yemek kaşığı çok mu dolacak, az mı dolacak? Tın tın tın. Evet. Şöyle. Bir yemek kaşığından biraz az. Tuz. Şimdi dibinde de kaldı. Bunu kullandık. Arkasından yarım bardak şeker. Yarım bardak şekerin bir kısmını buraya, bir kısmını da maya yesin diye mayanın içerisine koyuyorum. 25 gram yaş maya kullanıyorum. Hemen şekerle beraber evet, karıştıralım. Sonra su. Ne kadar su? Aynı bardakla. 1,5 bardak, yani 250 mililitre. Benim bu bardaklarım 200 mililitre. Ben burada yarım su bardağını şöyle koyayım. Yarım su bardağını evet, mayamın içerisine koyuyorum. Devam edeceğim. Bakacağım. Eğer sizin evinizdeki ununuz hani çok amaçlıysa, çok amaçlı olduğu zaman daha az su ihtiyacı olacaktır. O yüzden lütfen su miktarını buradaki unun kıvamına gelecek şekilde koyun. Evet, şöyle yağı, mayamı şekerli suyun içerisinde karıştırıyorum. Yaptığım şey bu. Arkasından ne yapacağız? Şimdi bunları karıştırdık. Güzelce döküyorum. Bunları atalım. Tamam, şu dibindekini de. Güzel. Suyu olduğunca soğuk kullanmaya çalışın. Ki mayayı işte hemen hızlı bir şekilde aktive olmasın. Çünkü maya sıcaklığı bulduğu an şekerin de yanında pıtır 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 kabarmaya başlayacak. O anda da siz yoğuruyorsunuz, maya kabarmak istiyor. Siz yoğuruyorsunuz, maya kabarmak istiyor. Böyle bir şey yok. Yani bir direnç olacak. Buna meydan vermemek için
suyunuzu soğuk tutarsanız böylece mayayla bir direnç oluşmaz. Evet, kalan suyumu da ekliyorum. Bakacağım, yarım bardak daha su miktarım var, yani su hakkım var. Unuma göre değişiyor. Yavaş yavaş yağımı da ekliyorum. Evet, tamam. Şimdi direkt elimizle yoğurmaya başlıyoruz. Eğer kuru olduğu zaman hemen biraz daha suyu ekleyeceğim. Unutmayın, evinizdeki unun cinsine göre buradaki yapıyı ayarlayın lütfen. Ona göre su koyun. Kesinlikle benim daha suya ihtiyacım var. Devam ediyorum. Hemen aldım bardağımı da. Yarım bardak daha koyuyorum. Ve şimdi olacak. Peki, şöyle bakıyoruz yaptıklarımıza. Eğer şeker veya sıvı yağ kullanmasaydık nasıl olacaktı? O zaman ekmeğiniz biraz daha gevrek olurdu. Yumuşaklığı biraz daha az olurdu. Üst kısmı daha çıtırtılı olurdu. Bu tarz hamurlarda ise daha yumuşak, daha poğaçamsı bir yapı elde ediyorsunuz. İyice yoğurun lütfen. Böyle o iyice yoğuruyorsunuz ya. Şimdi bir tane de yumurta ekliyorsunuz. Bir yumurtayı da ekledik. Yoğurmaya devam ediyoruz. Bayağı yapışkan bir hamur olacak ona göre. O yüzden güzelce lütfen yoğurun. Bir adam maaşlı, işte bir işe girmiş, çalışıyor. Ondan sonra ilk maaşını 250 lira fazla yatmış olarak görüyor. 250 lira. Hemen adam sesini çıkarmıyor tabii. 250 lira iyi diyor. Yatarsa yatsın. Ertesi ay maaşı bu sefer 100 lira eksik yatıyor. Aman aman. Adam bir sinirleniyor, bir öfkeleniyor. Bu ne diyor ya? Olur mu öyle şey? Niye eksik yatırdınız maaşımı? Bunun üzerine hemen muhasebeye gidiyor ve söylüyor. Benim maaşımı neden eksik yatırdınız? Muhasebedeki adam da ona cevap veriyor. E diyor, geçen ay 250 lira fazla yatırmıştık. Buna niye hiç sesini çıkarmadın? Bizim adam kurnaz tabii, hemen söylüyor. Ben her zaman ilk hatayı affederim. O yüzden sıkıntı olmaz. Şimdi baktığımızda kurnazlıklarla iş yürür mü yürümez mi? Bugün aslında birazcık da konuşacağımız şey o. Kurnaz mısınız değil misiniz? Kurnazlıkla iyilik yapanlar vardır. Hatta kurnazlıkla böyle hani safa yatanlar vardır. Böyle şeyler. Şimdi bu arada hamurum oldu. Ben hamurumun üzerine bir miktar yağladım. Hatta şu alt kısmını da yağlıyorum ki kolay çalışayım diye. Şimdi hamurumuzu küçük küçük parçalara böleceğiz. Sonra bunları bir tepsiye dizeceğim. Olduğu gibi bırakacağım. Üzerine örtüyü örteceğiz. O orada mayalanmaya başlayacak. Bu arada da tavuğumu yapmaya başlayacağım. Tavuğum olduktan sonra işte hamurumuzun içerisine yerleştirip direkt üzerine hani örtüp ve fırçalayıp, daha doğrusu örtüp değil de, gerekiyorsa biraz daha dinlendireceğiz. Gerekmiyorsa üzerine yumurta sarısıyla süsleyip fırına atacağız. Fırınınızı lütfen önceden hazırlayın. 200 derece ve fanlı. Evet, ellerle beraber böyle dokundum. Vallahi Kamuran teyze bana etmediği lafı bırakmayacak. Bıdır 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 konuşacak. Sen diyor buraları hep yağ yapıyorsun, un yapıyorsun, şey yapıyorsun. Hiç bırakmıyor. Neyse, devam ediyorum. Şimdi şöyle büyüklükte, hani bir avucuma gelecek kadar büyüklükte hamurlarımı ayırıyorum. Çok da güzel bir hamur aslında. Yani
Bakın hemen o pencere testimizi yapalım mı demiştik. Hemen yapalım, beraber görelim. Baksanıza. Çok güzel bir şekilde yırtılmadan gluteni geliştirmiş oluyor. Yani kıvamı yerinde. Ama evle yapışıyor tabii. Evet, kaçıncı? 2, 4, 5, 6. Devam ediyorum. Bennesiniz değil mi? Güzel. Bu güzel bir hamur. Tam buğdaylı da yapabilirsiniz. Tam buğdaylı yaparken belki bir miktar daha suyunu azaltmanız gerekebilir. Hamurunuz ruj şemli ise suyunu arttırmanız gerekebilir. Unutmayın. İkisi arasında fark var. Şimdi bir tane tepsi alıyorum. Evet. Şu ellerimin üzerindeki hamurları gördüğünüz gibi temizliyoruz ve tepsinin içerisine koyuyoruz. Hiç fazla şekillendirmeye gerek yok. Şeklini bozacağım zaten. Ne gerek var? Aynı hani gençlerin dediği gibi. Anne, akşama yatacağım zaten. Yatağımı niye toplayayım ki? Ne yapıyor ya? Şimdi gençler biraz öyle. Evet, şimdi şöyle poğaça yani gibi ekmeklerimizi koyalım. Bunlar burada şekilsiz bir şekilde mayalanacaklar. Üzerinin kabuk olmaması için hafif nemli bezle şöyle yapalım. Evet, örtüyoruz. Ben bu bezi o kadar çok kullanırım ki böyle aralarda sarılar olmuş artık. Çünkü bu bezin böyle, hani sizin de var mı bilmiyorum da, standart kullandığınız bezler vardır ya da böyle hiç vazgeçemediğiniz örtüler vardır falan. Hep onu kullanırsınız ama yıkarsınız onu kullanırsınız. Çünkü onunla beraber mesela peynir yaparken falan, onunla beraber olan peynirin tadına doyum olmaz ya da onunla beraber olan hamurun. Şimdi bunu hatta şöyle aşağıya bir yere koyuyorum. Güzelce orada mayalansın diye. Şuraları temizleyelim. Tavuğumuza başlayalım. Evet, ve kurnazlıktan bahsediyorduk değil mi? Kurnazlıktan şuna geleceğim. Acaba biz de tariflerimizi başkalarına verirken kurnazlık yapıyor muyuz? Evet, bazen böyle ufak tefek kurnazlıklar yapıyoruz. Ama önemli olan tarifi verin ve sonrasında lütfen arkadaşınıza veya tarifi paylaştığınız kişiye işte bazı püf noktalarını da verin. Mesela kullandığınız bir şey yapıyorsunuzdur, bir tatlı yapıyorsunuzdur. Bir çeşit tava kullanıyorsunuzdur ya da tepsi. Ondan hiç vazgeçmiyorsunuzdur çünkü hep aynı şekilde yaptığınızda o lezzeti yakalıyorsunuzdur. İşte bu kesinlikle tavanın cinsiyle alakalı olabilir ya da sizin o anda mutfağınızın nemiyle alakalı olabilir. Ocağınızda mesela bir ocak var. Yok yok, ona değil der mesela Kamuran teyze. Şu küçüğe al, biraz da kıs. Çünkü o standartta hep o ocakta yapmıştır onu. Hiçbir şekilde değiştirmek istemez. Böyle ufak tefek püf noktaları kesinlikle bir yemeğin en güzel, en önemli şeylerinden biridir ve onu aktarmazsanız, ufak kurnazlıklar yaparsanız tarifiniz aslında sizinle beraber yaşayacakken yaşamaz. Sizden sonra kaybolur gider. Eğer annenizin, anneannenizin güzel tarifleri varsa lütfen bunları yazın ve çocuklarınızla, gelinlerinizle, özellikle parantez açıyorum, gelinlerle paylaşın. Paylaşın ki tarifler yaşasın. Evet, şimdi ben ne yapıyorum? Soğanımı, kırmızı soğan, olabildiğince ince bir şekilde doğruyoruz. Parçalananlar, şuraya kaçanları da alıyorum. Çok ince olup olmaması o kadar da önemli değil. Önemli olan şimdi soteye atacağım için hani zaten o kendini büzüştürecek ve kaybolup gidecek. Şimdi önemli olan eşit büyüklüklerde doğramaz. Bunları alalım. Şöyle bir kaseye koyuyorum. Ve sıra geldi havuçlarımıza. Bir tane havuç benim için yeterli. Havucumuzu da şöyle kabuk kısmını soyduktan sonra bunu direkt mutfak robotuna atacağım. Mutfak robotunda küçük parçalar haline gelecek. Tamam. Hemen şunları atıyoruz.
havuçlarımızı soyduk. Şu baş kısımlarını atıyorum. Bunun için bir robot kullanacağım. Ve aynı şekilde kapya. Kapyamızı da soyuyoruz. Onu da şu pul kısımlarını, çekirdek kısımlarını içini temizleyelim. Ama onu robota atmayacağım. Nedeni de onun çok çok küçük parçalar ayrılmasını istemiyorum. Evet. Havuçlar gitti. Şimdi kapyalarımızı da doğrayalım. Ve wok tavamızın altını yakıyoruz. Yani saç tavası böyle. Ağzı açık. Bizim tavuklar hiçbir şekilde haşlanmayacak, sotelenecek. Sıvı yağ koydum içerisine. Ama açmayayım altını. Çok hızlı bir şekilde ısınacak. Çünkü normalde paslanmaz çelik tencereler hızlı bir şekilde ısınıyor. Dökümler ise biraz daha geç ısınıyor ama geç soğuyor. Olabildiğince ince bir şekilde kapyamızı doğruyoruz. Peki, kurnazlıktan bahsediyorum. Bir kurnaz, bir saf, iki arkadaş. Kurnaz bir gün işte safın hani işleri iyi, kurnazın işleri kötü gidiyor. Saftan para istiyor. Diyor ki işte benim şu günlerde işlerim kötü. Bana lütfen biraz borç para verir misin? Saf da tamam diyor. Yani veririm. Problem yok. Hakikaten saf olan bütün parasını çıkartıyor, kurnaza veriyor. Ve kurnaz o parayla iyi bir şekilde işliyor, işletiyor falan. Güzel hani işi dönüyor bilmem ne. Sonra kurnaz olan, saf olanın kız arkadaşını aslında şey, hani göz dikiyor. Bu arada iki tane sarımsak. Ve kız arkadaşı hakkında konuşuyor. Diyor ki, ya sen o kızla evlenme. Benimle arkadaşlığını devam ettireceksen o kızla evlenme. Çocuk tabii saf olan, yani arkadaşını çok seviyor, eski arkadaşı. Onun üzerine kızdan vazgeçiyor. Baba. Öyle arkadaşlıklar kaldı mı bu dönemde? Bilmiyorum. Neyse. Aradan zaman geçiyor. Saf olanın işleri kötü gitmeye başlıyor. Bu sefer kurnaz olana gidiyor. Diyor ki bana biraz para verir misin? Kurnaz olan böyle bakıyor. Veremem diyor. Peki diyor beni yanında hani işe alır mısın? Sen çok büyük bir iş yaptın. Hem benden para almıştın falan. Kurnaz olan alamam diyor. Saf olan kurnaz olandan istediği işten hiçbir şekilde faydalanamıyor. Yani bana iş ver diyor. Kurnaz olan hiçbir şekilde saf olana iş vermiyor. Aradan zaman geçiyor. Çok değil ama. Böyle bir iki gün. Saf olanın yanına bir adam geliyor. Adam böyle yaşlı başlı biraz da rahatsız, hasta. Saf olan tabii adama acıyor. Ona bakmaya başlıyor. Bu arada sarımsaklarımı da doğradım ince ince. Ya önümdeki her şeyi doğruyorum. Yani bir şey kaçırdığınız yok. Dinleyin yeter. Keyfine bakın işte. Ben yapıyorum hazır. Neyse arkasından bu yaşlı adam vefat ediyor. Ve bütün mirasını saf olana bırakıyor. Böyle bir malikane, arabalar falan. Böyle inanılmaz güzel. Bu arada tavuklarımı olabildiğince hani 2 santim deriz ya şöyle işaret parmağınızı gösteriyorum. Birinci boğumuna kadar oraya 2 santim. 4 santim ikinci boğum. 6 santim şurası. 8 şurası şeklinde devam edecek. Yani böyle baktığınızda 16 santim, böyle baktığınızda da 20 santimdir. İnanmıyorsanız elinize bir cetvel alın, ölçün. 2 santimlik küçük kuşbaşılar yapıyorum şu anda. Tavuk kuşbaşı. Evet. Tavuklarımı o şekilde doğruyorum. Neyse. Ne diyordum? Saf olana işte bütün mirasını bırakıyor amcam. Ama saf olan tabii yalnız.
Bir gün kapısı çalınıyor, yaşlı bir kadın. İşte tabii bizim saf olan onu içeri alıyor. Yaşlı kadınla beraber işte onun karnını doyuruyor bilmem ne falan. Arkadaş oluyorlar ve yaşlı kadına diyor ki sen burada kal istersen. Yani burası çok büyük, bana da çok şey. Yaşlı kadın da kabul ediyor. Güzel bir şekilde bu adamın bıraktığı, miras bıraktığı evde yaşıyorlar. Yaşlı kadın ona bakıyor. Ama diyor ki ya diyor ya sen niye hiç evlenmiyorsun? Benim diyor tanıdığım bir kız var. Sen istersen hani onunla seni tanıştırabilirim. Sen evlen. Çocuk tamam diyor. Hakikaten kızla tanışıyor. Çok iyi geçiniyorlar. Ve evlenmeye karar veriyorlar. Evlilik hazırlıkları yapılıyor. Bir davet var. Davete eski arkadaşını da çağırıyor. Yani kurnaz olanı. Yani siz olsanız çağırır mısınız? Ben çağırmam. Neyse. Tabii kurnaz olan böyle geliyor davete. İşte yemekli güzel bir davet. Saf olan masada ayağa kalkıyor ve kendi başından geçenleri hepsini anlatıyor. Kurnaz olan da onun karşı tarafında ayağa kalkıyor. Başından geçenleri bir bir anlatmaya başlıyor. Çok sevdiğim arkadaşım bir gün bana geldi. Onu işe almamı istedi. Onu nasıl işe alabilirdim ki? Kendi, yani siz olsanız kendi arkadaşınızı kendi emrinizde çalıştırabilir misiniz? Olmazdı, bana yakışmazdı. O yüzden onu işe almadım. Ama babamı gönderdim ona. Babam çok zengin ama rahatsızdı. Arkadaşımın onunla ilgileneceğinden emindim. Ve hakikaten babam ona bütün mirasını bıraktı. Bu arada tavukları da doğradım. Babam ona bütün mirasını bıraktı. Sonra arkasından annemi yolladı. Anneme onu bakması için annemi yolladı. Annem ona gerçekten benim arkadaşım annemi eve aldı ve annem ona çok iyi baktı. Sonra arkadaşımın evlenmesini istedim. Ve ona kız kardeşimi yolladım. Çok iyi bir eş olacağına emin olduğum için kız kardeşimin ona onunla evlenmesi için elimden geleni yaptım. Şöyle bakınca ne kadar doğru değil mi? Yani diyor ki kız kardeşimi de yolladım ona çok iyi bir eş olacağını düşündüğüm için. Kız kardeşin diyormuş. Çünkü ilk kız arkadaşının arkadaşımı kullandığını, kötü biri olduğunu biliyordum. O yüzden onları ayırmam gerekiyordu. İşte şöyle baktığınızda aslında her şey görüldüğü gibi de olmayabiliyor. Durum bu. Evet, şu anda ne yapıyorum? Tavuklarımı tavaya atıyorum. Bakıyorum tavam ısınmış mı? Bakmıyorum, dinliyorum. Evet, tavam ısındı. Gidiyor. Gördünüz mü? Doğru, ısınmış. Kurnazlık her zaman... Aslında burada kurnazlık demiyorum ama iyilik her zaman kurnazlığı yener. Bunu sakın unutmayın. Şimdi tavuklarımızı çelik olan wok tenceremize attık. Onları karıştırmaya çalışmayın. Çünkü onlar tavaya yapıştı ve çıkmaz. Genelde hanımlar hep şey yapar. İşte der ki ben evde paslanmaz çelik kullanamıyorum. Hemen altı yanıyor. Doğru, paslanmaz çelik tencerede iş yaparken hızlı çalışmanız lazım. Ama et yaparken de özellikle bırakın et biraz pişsin. Dışı böyle altı kabuk olsun. O kabuk olduğu zaman zaten tavayı bırakır. Böyle bir şey. Kabuklaşınca tavayı bırakacak. Şimdi hala daha çevirmedim ısrarlı bir şekilde. Şunları kaldırıyorum. Ve hemen havuçlarımı da bir pır yapıyoruz. Havuçlarım da hazır. Tamam, bunları da kaldırıyorum. Sarımsakla da işim bitti. Şimdi yavaş yavaş teker teker bakın bütün sebzelerimi pişirmeye başlıyorum. Bir miktar deniz tuzu.
Evet. Sonra karabiber, pul biber istiyorsanız zerdeçal çok güzel gider ekleyebilirsiniz. Şimdi diğer bütün sebzelerin de hepsini, soğanım, her şeyi atıyorum. Hepsi beraber kavrulmaya başlıyor. Bu noktada çok azıcık şeker atacağım. Şeker. Çok az. Hı hı. Ve böyle iki çimdik kadar attım. Çok az da sirke koyacağım. Evet. Sirke benim tavuğumun daha yumuşak olmasını sağlayacak. Havuçlarımızı da atalım ve iç dolgu malzememiz hazır. Resmen yemek gibi değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Aynı yemek gibi. Baktığınız parçalar büyük. Hepsini bir piştikten sonra bir robota atıyorsunuz, tekrar parçalıyorsunuz. Öyle de yine kullanabilirsiniz. Hatta püremsi gibi olsa da daha da lezzetli olur. Evet, şu anda hazır. Havucun çok çok pişmesine gerek yok. Zaten 200 derecelik fırına tekrar girecekler. Alalım. Evet. Hamurlarımızı bakalım nasıl olmuş. Oo. Çok güzel. Şişiyorlar. Ve aynı zamanda da yapışıyorlar. Tamam. Bunları şimdi yağla beraber hafifçe aça aça işlemek gerekiyor. Yağ kullanmayı unutmayın. Yağlı bir hamur olarak duruyor ama böyle çok da yağlı bir hamur değil yani. Sıvı yağ kullanıyoruz. Şunları alıyorum. Evet. Olabildiğince açıyoruz. Aynen bu şekilde. Yine bir miktar yağ ve açmaca. Vallahi yemek gibi oldu. Pastane ürünleri yemek gibi oldu değil mi? Fark ettiniz. Ben çok seviyorum böyle ürünleri. Tam doyuruyor insanı. Peki. Şimdi bir kaşık yardımıyla yaptığımız bütün içlerimizi suyunu süzerek ekmeklerimizin içerisine koyacağız. Ve yumurta sarısı üzerine istediğiniz çörek otu olur, susam olur. Ben çörek otu koyuyorum. Bunları koyup fırınlayacağız. Kapatıyoruz. Ve ters çevirip içeriye koyuyoruz. Bundan sonra elmalı, lezzetli, güzel krepimize geliyor sıra. Şimdi güzel elmalı bir böyle krep yapacağız. Elmalı krepte dikkat edeceğiniz şey bir kere yeşil elma kullanacaksınız. Yani iç hazırlığı yapıyorsanız dolgu maddesi olarak yeşil elma. Neden yeşil elma? Çünkü yeşil elma bir kere kıtır kıtır, sonra çıtır çıtır, böyle hafif sert, eti çok sert. Sert olduğu için pişmeye iyi geliyor. Yani ne demek iyi gelmesi? Pişmesi iyi gelmiyor açıkçası. Hani pişmeye gelen bir yapısı var yeşil elmanın. Yumuşamıyor kolay kolay. Nişastamsı gibi böyle olmuyor. O yüzden yediğiniz zaman da hala
ağzınızda böyle şuralarda hafif hafif tatlı tatlı bir ekşiliği oluyor yeşil elmanın. O yüzden şekerle çok iyi bir uyum sağlıyor. Biz tatlılarda herhangi bir şekilde elma kullanıyorsak kesinlikle yeşil elmayı tercih ediyorum ben. Bununla beraber işte sert olması ve o tatlı tadını ekşiliğiyle beraber örtmesinden dolayı yeşil elmayı tercih ediyoruz. Peki başka ne var? Başka malzemelerimize bakalım. Ben de aynı zamanda elmamı soyayım. Başka malzemelerimizde tarçın var. Tarçınla elmanın tat uyumu gerçekten ağızda ayrı bir ahenk sağlıyor. Bu başka hani baharatlar da kullanabilirsiniz ama elma ile tarçın çok iyi evlilik yapıyor. Tencerenin içinde, tavanın içinde. Başka böyle çekirdekli kırmızı kuru üzüm var. Bugün kullanacağız. Normalde elmalı bir şey yapıyorsanız aslında kuru üzüm kullanabiliyorsunuz. Kuru üzümde normal bildiğimiz kuru üzüm kullanabileceğiniz gibi çekirdekli kuru üzümde bu sefer farklılık yaratacak. O yüzden. Hatta göstereyim mi? Göstereyim mi? Tamam, yaklaşın. Yaklaşın. Gösteriyorum. Aynen böyle. Bu mürdüm eriği değil, işte büyük üzüm değil, çekirdekli kuru üzüm, kırmızı üzüm. Bundan kullanacağım. Sonra başka neyim var? Şeker var tabii. Kahverengi şeker de kullanabilirsiniz. Normal beyaz şeker de kullanabilirsiniz. Krepimiz için ise yumurta, süt, un gibi gibi. Diğerlerini koyarken söyledim. Bir tane elmayı soydum. Hazır. Döküm tavamın altını açıyorum. Ve başlıyoruz. Evet, bunları... Eğer elmanızı hemen tavaya atmıyorsanız muhakkak limonlayın. Benim size önerim bu. Şöyle bir kaseye alıyorsunuz ve buraya azıcık limon sıkıp elmalarınızı parçalıyorsunuz. Nedenine gelince, limon havayla teması kesecek elmanın ve oksidasyonunu engelleyecek, böylece kararmasını engelleyecek. Bu yüzden. Evet, şimdi geriye ne kaldı? Bir kere bazen, özellikle hatta bundan daha önce bahsetmiştim, emlakçılar ev satarken evin güzel gözüktüğü, daha doğrusu ilk içeriye girdiğinizde böyle sıcak bir ortam gibi gözükmesi için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Elma, tarçın, onu güzel bir şekilde tavada soteliyorlar. Bu koku yaymasına sebep oluyor ve unutmayın kokular sizi geçmişe götürüyor. Hatırlanma için, hatırlatma için bu tarz tarçınlı elmalı kokularda aslında aile ortamı kokusu. Yani ta sizin küçüklüğünüze götürüyor. Aile ortamı demek de ne demek? İşte güvenilir, sevgi dolu, güzel bir ortam gibi düşünebilirsiniz. Şimdi tereyağımı koyuyorum. Tavam ısınmış. Hatta çok ısınmış. Bunu buradan alalım. Evet. Elmalarımızı sıkmış olduğumuz limonla tamamen şöyle boca ediyorum, karıştırıyorum ve içerisine atıyorum. İki tane krep yapacağım. İki. Şöyle. Yok, iki. Evet, iki. Bir tanesi bana, bir tanesi de yok, üç tane yapayım. Bir tanesi bana, bir tanesi size, bir tanesi de benim bir tane ablam var. Damla ablam. O bugün yurt dışından gelmiş, ona yapayım. Tamam mı? Kabul mü? Tamam. Programdan hemen sonra oturup yiyeceğiz. Buyurun siz de gelin, çay hazır çünkü. Şimdi biraz tarçın. Ne kadar derseniz tarçın özellikle... Kan damar sistemine hani iyi geldiği için ben biraz fazla koyuyorum. O yüzden şöyle şimdi. Eğer tarçını seviyorsanız siz de biraz fazla koyun. Hem de elmalar böyle daha hızlı olmuş gibi gözüküyor. Ben de direkt krebi yaparsam buradan hiç
kamera hilesine gerek kalmadan krevin içine koyabileceğim. Nasıl ama? Şaka yapıyorum tabii. Kurnazlık yapıyorum. Yani bugünkü bölümümüzde işlediğimiz konulardan biri. Kurnaz bir şekilde elmaların olduğunu gösteriyorum. Hakikaten bazen yemek işinde bazı hileler vardır. Biraz kuru üzümünü de atalım. Biraz daha. Bu yemek hilelerinin içerisinden neler olduğuna bakarsanız, mesela biraz şeker alacağız. Diyelim ki şey var, pizzanın fotoğrafını çekiyorsunuz. Bakın bu da yemekle ilgilenmek isteyen insanlar için ayrı bir çalışma ortamı. Nasıl? Sadece aşçılık veya yemekle ilgili bir şey okursanız mutfakta görev almak zorunda değilsiniz. Yemek yazarı olabilirsiniz. Arkasından yemek fotoğrafçısı olabilirsiniz. Yani sırf yemekle ilgili, gastronomiyle ilgili bir şey okuyorsanız mutfakta olmak durumunda değilsiniz. Araştırmacı olabilirsiniz mesela. Evet, güzel bir dolu dolu yemek kaşığı esmer şekeri de koymuş oldum. Altını iyice kıstım. Bu arada fırınımdan çok güzel bir koku geliyor. Buna şöyle bakıyorum. Olmuş bile. Oo, kabarmış ve çok güzelmiş gerçekten. Tam zamanı. Şunları çıkartalım. Evet, birbirine neredeyse yapışmış diyeceğim. Yapışmışlar tamamen. Biraz soğusun, bir tabağa alırız. Ama güzel gözüküyor. Sonra gelelim konumuza. Hop. Bu mesleği seçenler. Çok yok. Amaç dediğim gibi sadece mutfakta olmak değil. Başka ne diyecektim? Yemek hilelerinden bahsediyorum. Mesela yemek fotoğrafçılığı yapıyorsunuz. Bununla ilgili bir çikolata fotoğrafı çekeceksiniz. Ya da bir reklam filmi çekiyorsunuz ve firmada dondurma firması. İşte bu noktada kesinlikle iyi bir şekilde bazı yapay dediğimiz şeyler oluyor. Sahte çikolata ve sahte dondurma. Bizim dondurmalar erimez, sufleler sönmez. Böyle bir sloganı var bunların. O yüzden yapıyorsunuz sufle 3 saat böyle dimdik kalıyor, kule gibi. Dondurmalar asla erimiyor. İşte bu tarz püf noktaları da biz bunlara kurnazlığı diyoruz. Yani bu mesleğin kurnazlığı diyoruz. Özellikle medyada kullanılıyor. Ha, bizim yemeklere gelince, bizim yemekler gerçek zamanlı, zaten 45 dakikam var. Uzun uzun pişiyor, hiç merak etmeyin. Öyle bir kurnazlığımız yok. Peki şimdi sıra geldi. Evet, krebe. Krep için bir yumurta, bir dolu dolu bardak un. Evet, onun da malzemelerini söyleyelim mi? Söylemiş miydim başta hatırlayamıyorum ama olsun, ikinci kez söyleyeyim, tekrar olur. Bir yumurta, bir dolu dolu bardak un kullanacağız. Arkasından birazcık bir çimdik kabartma tozu, birazcık bir çimdik tuz ve şeker ekleyeceğiz. Süt var bunun yanında, biraz da tereyağımız var. Hepsini karıştırıyoruz. Krep tavası dediğimiz tavada pişireceğiz. Sistem bu. Şimdi öncelikle unumuzu almaktan başlayalım. Ununuz çok amaçlı olsun. Yoksa aynı miktarda, yani daha fazla süt ister. O yüzden önemli olan kıvamına bakın. Kremsi, böyle dökülebilen bir kıvam olması gerekiyor. Bir kaşık alıyorum. Tamam. Şu tarz 200 mililitrelik bardaklarda dolduruyoruz. Güzelce bir dolu dolu bardak unumu koydum. Sonra kahverengi şeker başladık. Kahverengi şeker devam edelim. Ve başka kaşık alıyorum. Evet. Bir dolu dolu kaşık. Şöyle birazcık daha. Aha. Kahverengi şeker. Fark ediyorsunuz değil mi? Kahverengi şekerim daha böyle kaya gibi. Çünkü içerisindeki nem daha fazla normal şekere göre. Kahverengi şeker daha hızlı bir şekilde nem çeker.
Bugün hep sloganla gidiyorum. Kahverengi şeker nem çeker falan. Yine eğlendik. Evet, şeker nem çeker. Sonra kabartma tozuna ihtiyacım var. Ah, burada da ipucu var. Kabartma tozu. Bazen karışıyor. Evet. Kabartma tozu. Bir çimdik. Karıştığı zaman nasıl test edeceksiniz? Bunu daha önce test etmiştik, değil mi? Evet. Böyle direkt alıyorsunuz. Bazen karbonatla kabartma tozu farklı oluyor. Ama unutmayın, kabartma tozu daha böyle iri taneli, karbonat ise daha böyle parlaklı ve ince taneli oluyor. Bir böyle ayrımı var. Diğer taraftan tadıyorsunuz. Tamam. Öbüründe ağzınız yanıyor, daha asidik oluyor. Çünkü zaten karbonat asitle beraber, sıcak ve asitle beraber aktive olurken kabartma tozunda sadece sıcak yeterli oluyor. Benim süt içmem lazım. Şimdi buna bir tane yumurta ekliyorum. Bir yumurta ekledik ve süt. Yavaş yavaş ekleyip karıştıracağız. Birazcık da çırpıcı arıyorum. Bulamadım, önemli değil. Çatalla devam edelim. Birazcık da tuz. Şimdi kim bilir bunlardan hangisi tuz diyeceğim ve bu. Güzel. Yine bir çimdik tuz. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı da ekleyeceğiz. Eğer tereyağınız erimişse sizin için daha kolay olur. Evet. Güzel bir şekilde o topaklanmayı engelliyoruz. Ve evet, şu anda iyi gidiyor. Peki, krep yaparken nasıl bir tava seçeceksiniz? Pancake ya da krep yaparken. Bu tarz şeyleri yaparken böyle düz bir tavanız olması gerekiyor. Bu benim emektar tavam gerçekten. Zaten belli oluyordur. Ama sizin de öyle değil mi? Hep başından beri konuşuyoruz. İşte emektar bir tepsiniz, emektar beziniz, ne bileyim emektar tavanız kesinlikle var. Un olmadan başka yani mutfakta aynı lezzeti elde edemiyorsunuz. Yalan, öyle oluyor. Altını açıyoruz. Şunu biraz daha karıştıralım. Böyle bir, hatta biraz daha fazla. Bir yemek kaşığı diyecektim ama. Bir de yarım yemek kaşığı erimiş tereyağı koyuyorum. Tamam. İşte benim şu anda krebimin kıvamı bu. İyice çırpıyoruz. Şimdi güzelce karıştırıyorsunuz. Bir miktar ister tereyağı ister sıvı yağ. Yani hangisine uygun görüyorsunuz. Ben biraz sıvı yağ olarak gideceğim. Her seferin tereyağı kullanacaksanız yaptığınız her krep sonrasında lütfen tavanızı temizleyin. Çünkü daha iyi netice alırsınız. Kralın biri işte halk arasında gezerken bir adam önüne çıkmış böyle. Bir tane iğneyi atmış. İğne toprağa dik olarak saplanmış. 2 metrede öteye gitmiş. O iğnenin deliğini böyle iplikle geçiriyormuş. Herkes hayran. Böyle hayretlikle izliyor, çok böyle alkışlıyorlar falan filan. İşte kral da tabii bakmış gerçekten, tebrik etmiş yani. Ve demiş ki etrafındaki yardımcılarına, adamı bana çağır. Neyse, adamı çağırmışlar, sormuş adama, işte sen bunu nasıl yapabiliyorsun? Adam da demiş ki, efendim ben 40 yıldır bu iş için uğraşıyorum. Bunu yapabilmek için çalışıyorum. 40 yıldır bununla uğraşıyorum. Onun üzerine kral da demiş ki, bu adama 40 adet altın verin ve 40 adet 40 kez de sopa. Adam şaşırmış. Efendim demiş, yani niye bana hani altınla sopayı beraber veriyorsunuz? Hemen söylemiş kral. Altınları bu işi beceriyle yaptığın için veriyorum. Ama sopayı 40 yılını böyle saçma bir işe harcadığın için veriyorum. Hikayeden çıkacak sonuca bakıyoruz. Hayatta iki şey öğrendim. Birincisini söylüyorum. Bildiğin her şeyi söyleme. İkincisi, yok işte bildiğin her şeyi söyleme diyorum. Daha ne olsun? Yani adamla, bizim amcamızda bildiği her şeyi söylememesi gerekiyordu. 40 yılın detayına hiç gerek yok, değil mi? Hayır. Ama burada şöyle bir şansımız var. Bir kere bizim bu programın şansı. Biz bildiğimiz her şeyi sizinle paylaşıyoruz. Ama sizden tek bir şey istiyoruz. Bildiğiniz, ailenizden kalan böyle güzel tarifler varsa
lütfen onları yazın. Böyle anneanneden, dededen kalan tarifler var ya, onlar var. Onları yazın ve onları saklayın. Çünkü tarifler anca yazıldığı sürece yaşarlar. Şimdi ben 2. ve 3. kreplerimi de yapıyorum. Arkasından tadıma geçiyoruz. Şimdi sıra geldi en sevdiğim bölüme, tadıma. Vallahi ablam kendi krebini aldı gitti. Dedi ki ben bunu yiyeceğim, sonunu bekleyemem. Sen kendin orada sonunu yap, tat, sonra da bekliyorum çaya. Peki bu da sizinki, ayırdım sizinkini. Kendiminkinden başlıyorum, tatlıdan önce başlıyorum. Bakalım nasılmış. Haklı, gerçekten haklı. Krep kısmından da bakarım. Hatta şimdi... Şöyle içine koyuyorum ve diyorum ki tatlı tuzlu tarifleri yeni rotası pastane falan diye bitiriyormuşum. Hızlı bir şekilde. Çocukların sevebileceği çok güzel bir tarif. O yüzden lütfen bu tarifi hafta sonu kahvaltıları, 5 çayı, teyzeniz geldiğinde, kayınvalideniz geldiğinde çok rahat bir şekilde hızlıca yapıp uygulayabileceğiniz bir tarif. Deneyin. Şimdi sıra geldi bu böyle tavuklu ekmeğimize. Hangisini alayım? Bunu almayayım bir dakika. Şunu alayım. Bütün hepsine dokunayım ki sonra yiyemesin buradaki arkadaşlar. Benim dokunduklarını yemiyor. Öyle bir şey varmış. Çok güzel kokuyor ama. Çok yumuşak. Gerçekten çok yumuşak. Evet, şöyle açıyoruz. Oo, içinden tavuğum çıkıyor. Tavuk parçaları var ve... Gerçekten çok yumuşak, açmaya benzer bir hamur tarifi şekli. Hemen İtalyan açma gillerden diyebiliriz. Hemen Latincesini söyleyelim. Açmalicus yemecus. Öyle bir şey yok tabii. Bunu tamamen uyduruyorum. Anladınız zaten. Gerçekten keyifli bir tarif. Sebzeli de yapabilirsiniz. Böyle tavuklu, etli de yapabilirsiniz. Tatlı tuzlu tariflerin yeni rotası pastane. Anahtarı bizde, kalbi sizin evde. Hoşça kalın.